Malatya'ya gideceğiz. Arkadaşımız Burcu Ayyıldız Malatya'da bizi bekliyor. Son durum nedir Burcu Ayyıldız? Malatya'dan seni dinliyoruz. Evet Meltem Hacı, şu anda biz Malatya Erkenek'teyiz. Bulunduğumuz nokta depremden en çok hasar alan noktalardan biri. Şu anda bu alanda yaklaşık 20-25 adet çadır bulunuyor. Ki bunu 5-6 mahallede bir, 5-6 sokakta bir de bu manzarayı görmek mümkün. Bu küçük gruplar halinde çadırlar kurulmuş. Vatandaşlar, depremzedeler de evlerine en yakın noktalarda bu çadırlarda kalıyorlar. Hemen şöyle ilerleyelim. Kameraman arkadaşım Hakan Mecit'le birlikte biz aslında günlerdir il il, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz ve buradaki depremzedelere ihtiyaçları neler, eksikler neler onları soruyoruz. Bulunduğumuz bu bölgede bu soruyu sorduğumuzda hepsinden aldığımız ortak bir cevap var. O da ne? Konteyner eksikliği. Hemen bunun nedenini de açıklayayım. Şöyle görüyorsunuz. Burada her yer kar. Yani soğukluk bir hayli fazla. Hava sıcaklığı çok düşük ki gündüz şu anda. Gece olduğunda, güneş battığında bu sıcaklık daha da düşüyor. Yani çadırlarda barınmaları daha da zor hale geliyor. Bu çadırlarda çocuklar var, hastalar var, yaşlılar var. Ve bu kar altında bu çadırlarda yaşamaya bir hayli zorlanıyorlar. Yaşamakta zorlanıyorlar. İşte bu yüzden de aslında en büyük ihtiyaçları konteyner. Bir diğer ihtiyaçları da tabii ki kuşkusuz her bölgede olduğu gibi tuvalet ve banyo. Hemen şöyle ilerlemek istiyorum. Çadırların hemen arkasında çadırdan yapılmış bir aşevi var. Buradaki depremzedelere de yemekler orada yapılıyor. Orayı da sizlere gösterelim. Deprem olduğundan bu yana işte gelen erzaklar bu alanda toplanıyor ve yemekler de buradan yapılıyor. Efendim öncelikle kolay gelsin. Hepinize geçmiş olsun. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. İşinizi bölmeden birkaç soru sormak istiyorum. Hanginizle konuşabilirim? Hocam, efendim burası aşevi evet. Şu anda. Depremzedelere yemekler buradan evet. Çıkıyor. Kaç öğün yemek çıkıyor efendim? İki öğün. Sabah kahvaltısı, akşam yemeğe çıkıyor. Sabah genelde çorba çıkarıyor, sıcak çorba. Akşamlarda her türlü yemeğimiz var. Peki efendim kaç kişiye yemek çıkıyor burada? 300 kişiye yemek çıkıyor. 300 kişinin evet. 300 depremzedeye evet. Buradan yemek geliyor. Buradakilerine yeterli olanı veriyoruz. Diğer çadırlara da gönderiyoruz. Peki efendim şu anda çok güzel bir yemek kokusu da var aslında. Evet, bugün, ne var akşam menüde? Türlü var, pirinç pilavı var. Peki, çok teşekkür ederim. Hepinize çok geçmiş olsun. Son olarak şunu da soralım. Şimdi konteyner eksikliği var dedik, tuvalet, duş evet. Eksikliği var dedik. Peki erzak olarak bir eksiklik erzak var? Erzak olarak hiçbir ihtiyacımız yok. Şu anda her şey şu an, arkadaşın da dediği gibi şey var, konteyner, bir de tuvalet, banyo ihtiyacımız var. Peki, çok teşekkür ederim. Efendim? Hava şartlarının ağır yetmesi zaten siz de görüyorsunuz. Çok soğuk olduğu için çoğu insanlarımız Mersin'e göç etti. Buradakiler de yokluktan yani çadırda barınıyor. Şu anda en acil ihtiyaç konteyner. Peki altını tekrar çizelim bunun. Ben de az önce söyledim. Buraya gerçekten konteyner ihtiyacı var bu noktada. Hemen şöyle çıkalım. Size göstermek istediğim noktalar da var. Az önce bahsettiler ama hemen şöyle dikkat diyeyim Hakan Mecit'e de. Şöyle ilerleyelim. Şimdi biz buraya kameraman arkadaşımla ilk geldiğimizde dikkatimizi çeken bir nokta oldu. O ne? Onu da belirteyim. Bilmiyorum sizin dikkatinizi çektim ama diğer noktalarda, diğer köylerde olduğuna göre burada bir sessizlik var. Sakin hakim. Bunun nedenini sorduk biz buradaki depremzedelere yayına girmeden önce. Buradakiler depremden sonra pek çok kişi depremzedeler çevre illere göç etmiş. Çevre illere taşınmış. O yüzden burada aslında bir sessizlik hakim. Gördüğünüz kişiler işte çadırlarda kalanlar. O da aslında bir avuç insan diyebiliriz. Çok az insan var. Hemen şöyle ilerleyelim. Ne demek istediğimi gösterdiğimde anlayacaksınız. Çadırlarda kalanlar çadırlarının dışına çıkıyorlar, aşevine gidiyorlar. O yüzden burada biraz daha kalabalık var ama ara sokaklara baktığımızda insan göremiyoruz, ses duyamıyoruz. Çünkü dediğim gibi çevre illere gitmişler, burayı terk etmişler. Tabii geçici olarak gitmişler. Buradaki evleri yapıldığında, onarıldığında tekrar geri dönecekler. Bakın şöyle görebilirsiniz. Sokaklar, yollar bomboş. Herkes gitmişler. Tekrar belirtelim, tekrar bir istekleri oldu, altını çizelim. En büyük ihtiyaç bu noktada konteyner. Çünkü gerçekten çok soğuk ki biz yayına bağlanmadan önce yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. Çok soğuk, biz de çok üşüdük. O yüzden bir kez daha bu noktanın altını çizelim ve sözü yeniden size bırakalım.